Merhabalar. Güzel. Hoş geldiniz. Herkes soru sormaya geldi değil mi? Evet. Ya ben öyle izlemeye geldim diyen kim var? Nasıl hemen deşifre ediyorsunuz kendinizi? Lambalar biraz kısılacak. Lambalar kısılabiliyor mu yönetmenim? Klimayı da biraz şey yapalım. Bir de arkanına yastık verelim. Oh lan! Mesela buradayım. Bir şey yok oğlum, mis gibi sahne. Bakayım. Ne var yani? Haydi bakalım. Değilim, hala değilim. Sen görmüyorsun. Abi yemek ısmarlanacak mı? En yemek ısmarlamayacak konuğa geldim. Abi patates ısmarlayabilir aslında. Adamın savunduğu şeye göre gidip toprağından kendi patatesini çıkartman lazım. Barış Atay burada sana orak çekiç ısmarlar en fazla. Kendisini davet edelim ve programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cılız da olsa bir alkış var ama. Efendim o zaman hazırsanız programı başlatıyorum. Ben hazırım. Mevzular Açık Mikrofon'a hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. ...2018 seçimlerinde HDP'den milletvekili oldunuz, 3 ay sonra partiden ayrıldınız. Milletvekiliniz garanti olsun mu istediniz, yoksa partinin fikirlerinizle örtüşen yanları da var mıydı? Partinizin genel başkanı Erkan Baş, seçim vaadi olarak herkes artık oturduğu evin sahibi olacaktır demişti. Yaktı bizi Erkan. DHKPC, MLKP gibi örgütleri terör örgütü olarak nitelendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hepsini sabahtan akşama kadar kınayalım. Sorun çözülüyor mu? Çözülmüyor. Bu kadar. Yavaş, öyle değil. Terör örgütlerini yok etmemiz için tek yapmamız gereken şey onların kökünü kurutmak, yani bombalamak. Şu an devletin yaptığı gibi. Ki artık yani bizim İHA'larımız ve SİHA'larımız var ki çok şükür. Çok şükür. Uçmuyor. Bomba atarak çözülür evet. Bir kıtayı dümdüz de edersin bomba atarak. Halktan ayırmak lazım ya. Bunu daha yeni bir programda da söyledim. Hayatında eline silah almamış. Hayatında herhangi bir terör eylemine katılmamış. Diyarbakırlı bir manavda örgütü destekliği olabilir. Konuyu halktan ayırmadıktan sonra terörü bomba atarak bitiremeyiz. Bitiremedik çünkü. Kaç ton bomba attık bugüne kadar sen biliyorsun. Benim cevabım. Tabii kesinlikle ben orada ayırıyorum. Kesinlikle arıyorum. Çok yani... özür dileyerek şunu söylemek istiyorum önce. Bakın benim derdim Ahmet Davutoğlu gibi laf çevireyim. İşte uzattıkça uzatayım, soru minvalinden kaysın, buna cevap alamayın falan değil. Bir sürü sol görüşlü grup ve siyasi parti var ülkemizde. Neden bir çatı altında birleşip sesimizi daha güçlü, derdinizi de topluma anlatamıyorsunuz? Siz daha kendi aranızda bu birliği sağlayamıyorken ülkenin birlik ve bütünlüğüne nasıl hizmet etmeyi planlıyorsunuz? Her yurttaş buraya Kürdistan diyebilir diye bir söz kullandınız. Benim yaşadığım vatan topraklarında bu cüreti kimden aldınız? Yani bu Türkiye'de... Teşekkürler. Şu güzel ülkücü bıyıklarıyla ben soru soracağım diyen kardeşimize. Ama şey yanakları da kırmızı kırmızı, çok da sevilisi neredeyse. Siz beni severdiniz Barış Bey'de TKP zamanından. Ülkücü değilmiş oğlum. Hanımefendi buyurun. Oğuzhan Uğur taraf tutmuyor diyorlar bir de. Ya. İlk yarıda söylemiştiniz Türkiye'liyim diye. Ben Türkiye'li değilim, Türk'üm. Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ne mutlu Türk'üm diyene. Hakaret olarak algılamazsanız... Estağfurullah. ...çok net yalan söylüyorsunuz diye düşünüyorum. Hangi konuda? Bu bir. İkincisi... Bu bir diyemezsin. Hangi konuda yalan söylüyor? Geleceğim. Gelmeyin. Söyleyeyim çünkü bu çok direkt bir şey oldu. Ne olduğunu söylerseniz biz de bilelim, ona göre devam edelim. Çünkü burada konu soru sormak ya. Bakın çözüm sürecini bitiren iki polisin infaz edilmesini... Peki şehit edilmesi, rahatladınız mı? Arkadaşlar şehitliğin kelime anlamı tam olarak Allah yolunda cihat ederken gayrimüslimler tarafından öldürülen demek. Cihatta mısınız arkadaşlar? Allah Allah. Vatan savunması için de aynı şey geçerli olur işte. Tamam. Bu yıl vergi indirimlerinden ve feragatnamelerinden devletin vazgeçtiği verginin miktarını biliyor musunuz? 995 milyar lira. Biz mi nereden biliyoruz? Arkadaşım bütçe yapıyoruz ya. Asıl siz niye bilmiyorsunuz? Sorun o.
Sayın vekilim. Bana barıştı. Yani öyle. Olsun, ben devlet için çalışan herkesi şeyle, title'ıyla tamam, yapmak istiyorum. Title. Devlet için çalışan herkesi title'ıyla. Anladım. Ahmet Abdoğlu burada oturdu ya, ben şöyle aracı olmaya çalıştım, ben böyle bilmem ne yaptım falan. Ya sen stratejik derinlik diye bir garabet yazıp sonra bunu Türkiye'nin dış politikası diye cümle aleme satmaya çalıştın. Orta Doğu'da kan gölüne dönmeyen yer kalmadı ya. Nerede aracı olmaya çalıştın sen? Buyurunuz. Sayın Gergerlioğlu'na benim bir sorum var. Öyle mi? O zaman seni geçmişe gönderiyoruz. Pardon Sayın Atay'a. İşte cevaplar aynı olunca karışıyor. Ben 81 Eylül doğumluyum. Bu da şeye benzedi. Ben doktorken. Hadi bakalım. Atatürk Türkçülüğün üstünde çok duruyor ya. Onu söylüyorum. Hani o mu sizi rahatsız etti? Yani özellikle Atatürk'ün üzerinde durması rahatsız etmiyor. Türkçülük bir kavram olarak zaten benim karşı olduğum bir kavram. Almancılık gibi, Arapçılık gibi, Kürtçülük gibi. Hepsine karşıyım. Ben milliyetçiliğe karşıyım zaten. Yani sosyalist olduğum için. Hani bunu da burada yeni öğrenmedik zaten. Ki aslında bunu da zaten çok doğru anlatamadık. Bunu bir aidiyet olarak kullanmıştı. Türkçülük başlığıyla da yapmamıştı kendisi. Mustafa Kemal'i daha iyi anlasaydık, daha iyi okusaydık bunu da bilirdik. Maalesef yapamadık. Teşekkür ederim. Öncelikle Barış Bey'i tebrik ediyorum. İyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sabahtan beri bize gösterdi bunu. Çok iyi gösterdi. Çok iyi manipüle etti salonu. Sorularıma geleyim. Dur oğlum. Kim alkışlıyor? Destekçisi kim bunun? Siz misiniz? Tamam. Toplumsal yaşamın her yerinde yaşadığımız bütün sıkıntıların arkasında Türkiye'deki tarikatlaşma ve cemaatleşme var. Bunun kökünü kazıyacağız. Bakın kökünü kazıyacağız. Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde affedeni, acıyanı yargılamaktan vazgeçin de unutmayacağız. Yok öyle torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye insanın yaptıklarının hesabını vereceksiniz. Hala sabit tweet değil mi? Evet, evet. Güzel. Arkadaşlar tamam ya, tamam. Bunu bir daha alabilir miyiz aynı anda? 1, 2, 3. Kuyruk acısı mı var yoksa seviyorum? Ama hiç hoş olmaz. Kuyruk acısı evet, çok da yersiz oldu şu an. Bak 3,5-4 saattir ne söylerseniz ne üslubumu bozdum, ne sesimi yükselttim, ne farklı bir cevap verdim. Kuyruk acım yok. Ama yani o kadar... Kuyruk acım yok. Neyse devamını getirmeyeyim. Türkiye zengin bir ülke mi? Tamam ama Türkiye kapitalist bir ülke. Eşit dağılsa sosyalizm olur hocam. Şimdi ben Abdurrahman gibi siyaset uzmanı olmadığım için... Türkiye'li dedin fark ettim. Hani ben gizli bir şey söylüyormuşum gibi. Bayağı açık söyledim zaten. Arkadaşlar Türkiye, Türk kullanabiliyorsun. Almanya, Alman. Fransa, Fransız. İran, İranlı. Çünkü dil. Türkiye sineması. İşte Türkiye bilmem neyi. Arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Kelimelere takılmayın. Benim buradaki konumum tabii ki bu değil. Muhalefet etmek de istemiyorum. Yok estağfurullah. Ama bunların zaten bizim gündemimize gelme sebebi biz değiliz aslında. Ben o hassasiyeti yani, anlıyorum. Maalesef. Çünkü haydi Türkiye'li diyelim diye açıklama yapan bir vekilin bir hafta sonra Fransa'da evet Fransızlarlayım dediğini biliyorum. Yani biz hiçbir zaman böyle şeylere takılmadık ki. Tribe soktular ve, yani. Bu değil mi? Yani bu aslında bizim zaten normalde oturup da düşündüğümüz şeyler değildi bunlar. Bir kesim geldi bize. Hayır efendim bundan sonra böyle diyeceksiniz demeye başladı. İnsanlar da doğal olarak aa bak görüyor musun bir bölücü Türk demek yerine Türkiye'liliği savunuyorsa ben artık Türkiye'lilik lafının düşmanıyım diyor. Yani zaten çok bu insanlar yıllardır zaten buna takılmıyordu ki. Ya düşünebiliyor musun biz bir yıl öncesine kadar engelliydik Twitter'dan. Ben olsana engelledim de. Evet. Sonra da engeli kaldırdım.